TRT Çocuk'tan Rüzgar Gül'ünden herkese bir kez daha merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden cuma ve saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Yani TRT Çocuk'ta bir kez daha yarışma zamanı, bir kez daha Rüzgar Gül'ü zamanı. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de heyecanlı yarışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki Zıp Zıp'ın günün sorularıyla ilgili bizim için sürprizleri olacak sevgili arkadaşlar. Hatta ilkini vakit kaybetmeden şimdi bizlerle paylaşacak. Bu arada ilerleyen dakikalarda internet adresimizi not edemeyen arkadaşlarımız varsa adreslerimizi bir kez daha tekrarlayacağız. Hatırlatmada bulunduk. İşte Zıp Zıp geliyor. Yine çok mutlu geliyor. Onu böyle mutlu gördükçe ben de mutlu oluyorum. Hoş geldin Zıp Zıp. Nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Çıngırağımızın sesini duyduk. Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Çıngırağımızın sesini duyduk. Öyleyse günün ilk atasözünü hemen öğrenelim. Kot yani tok. Ha, tamam söylemiyorum. Evet söylemiyorum. Kot ısımalram rütçük. Güçtür. Ha tamam tamam. Tamam tamam buldum. Evet günün ilk dersten yazılmış atasözünü az önce okuduk. Şimdi Zıp Zıp size internet adresimizi hatırlatacak. Hazır mısın? Tamam. Hadi söyleyelim. www.trtcocuk.net.tr programımıza ulaşabileceğiniz, Zıp Zıp'a doğru cevaplarınızı gönderebileceğiniz internet adresimiz. Ayrıca bu adresten TRT Çocuk kanalındaki bütün programlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tamam hatırlatıyorum Zıp Zıp. Zıp Zıp'ın da söylediği gibi çok önemli bir nokta var. Yarışmacı olmak için her gün tekrar başvuruda bulunmak gerekiyor. Arkadaşlarımız zaten çok iyi biliyorlar. Ama iyi ki hatırlattım, bir kez daha söylemiş olduk. Teşekkür ediyoruz Zıp Zıp. Ve günün ilk yarışmacısıyla tanışmadan önce ne yapıyoruz? Düne geri gidiyoruz. Telefonumuz biraz beklesin. Düne geri gideceğiz. Bakalım hangi arkadaşlarımız programımıza hızlı bir şekilde doğru cevaplarını göndermişler. Rabia Acar Konya'dan, Mevlana şehrinden, Yiğit Eren Topoğlu Bursa'dan, Zülal İbrahim İstanbul'dan bizlere kitap sorumuza, özür dilerim atasözü sorumuza doğru cevaplarını gönderdiler. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve merak ediyoruz. Bakalım bugün ilk olarak hangi şehrimize gideceğiz? Kimle tanışacağız? İşte telefonumuz geliyor. Alo deme zamanı. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz Gülsüm. Coşkun, programımıza nereden katılıyorsun acaba? Aksaray'dan katılıyorum. Aksaray'a sevgiler. Yanında kimler var? Kimlerle izliyorsun bizi? Komşumuz var, ablam var ve annem var. Ne kadar güzel. Komşunuz da, annen de ablan da yardımcı olacak yarışma sırasında değil mi? Evet. Gülsüm her gün programımızı takip ediyor musun? Evet. Teşekkürler. En çok hangi oyunumuzu beğeniyorsun? TRT Çocuk Kahramanları. Arkadaşlarımız yarışırken sen de onlarla birlikte cevaplar veriyor musun peki? Evet. Genelde kaç doğrun oluyor? Yanlışlarımız oluyor mu arada? Yani yanlışlarım oluyor tabii. Yanlışlarımız olabiliyor. Peki ben çok merak ediyorum acaba günün ilk yarışması ne? Senin istediğin gibi TRT Çocuk Kahramanları oyunumuzu mu oynayacağız? Sen de merak ediyorsun biliyorum. İstersen vakit kaybetmeden öğrenelim ne dersin? Evet. İşte günün ilk oyunu. Günün ilk oyunu az önce Zıp Zıp yanımdaydı. Öyleyse onun en sevdiği oyun olsun dedi bilgisayarımız. Nesi meşhur dünya oyunumuzu oynayacağız. Hazır mısın? Evet. Gülsüm 90 saniyelik süremiz senin için başlıyor. İşte ilk soru. Nesi meşhur dünya? İlk sorumuz Köln Katedrali Peru mu Almanya mı? Peru mu, Almanya mı? Peru. Peru mu acaba? Almanya olacaktı. Toboraki ağaçları, Lübnan mı, Katar mı? Toboroci de olabilir. Toboroci ağaçları, Lübnan mı, Katar mı? Lübnan. Lübnan mı acaba? Katar olacakmış. Venedik Film Festivali, Fransa mı, İtalya mı? İtalya. İtalya olabilir miyim? Tabii ki olabilir. Pisa Kulesi İtalya mı İspanya mı? İtalya. İtalya. Hızlı ve doğru bir cevaptı. Bükük Evler Polonya mı Macaristan mı? Polonya mı Macaristan mı? Polonya. Polonya mı acaba?
Evet, cevabınız doğru. 3 doğru oldu. Paris Sacré-Cœur Bazilikası Fransa mı, Çin mi? Paris Sacré-Cœur Bazilikası Fransa olabilir mi? Doğru cevap. Mango meyvesi Hindistan mı, İtalya mı? Hindistan. Hindistan. Son saniyelerde gelen son doğru cevabımızdı. Bir sonraki sorumuzu gördük ama seçeneklerini maalesef okuyamadık. Süremiz yeterli olmadığı için. Çok başarılıydın. En çok kim yardımcı oldu yarışma sırasında? Komşumuz yardımcı oldu. Teşekkür etmelisin bence. 5 doğru. Acaba programımızda ne anlama geliyor? İşte bizden kazandığın hediye. Lütfen Rüzgar Gülü programını izlemeye devam et. Hoşça kal. Zıp bin parçalık yapboz senin fikrindi. Bakalım arkadaşlarımız beğenecekler mi? İşte yeni hediyelerimizden biriydi. Bu arada biz zıp zıp da canımız sıkıldıkça yapboz yapmayı çok seviyoruz. Öyle denir değil mi? Yapboz yapmak. Yani onları birleştirmek. Evet. Onları yapmayı, çerçeveletip duvarımıza asmayı çok seviyoruz. Bakalım arkadaşlarımız da beğenecekler mi? Kendi elleriyle seçti zıp zıp. Tamam tamam, daha fazla konuşmuyorum. Peki kitabımız geldiğine göre hemen günün ilk kitap sorusunu soralım. Bu kitabı biliyorum ve çok da seviyorum aslında. Şimdiki çocuklar harika. Aynı fikirdeyiz değil mi zıp zıp? Evet. Şimdiki çocuklar harika günün ilk kitap sorusu. Kitap sorusu diyoruz ama yazarımızı soruyoruz aslında sevgili arkadaşlar. Eğer bu kitabın yazarını biliyorsanız internet adresimizden paylaşmanız yeterli değil. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde paylaşmanız gerekiyor bu kitabın yazarını. Paylaşırsanız tabii ki zıp zıptan yine çok güzel bir hediye kazanacaksınız. Hatırlatması benden. Soruyu sormak da zıp zıptan. Peki şimdi bir kez daha düne geri döneceğiz. Teşekkürler zıp zıp. Bakalım dünkü kitap sorumuza, sorularımıza hangi arkadaşlarımız doğru cevaplarını göndermişler? Balıkesir'den Cennet Parlak, Yağmur Coşkun Adana'dan, Ruhi Şirin İstanbul'dan doğru cevaplarını göndermişler. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bugünün kazananlarını programımız biter bitmez internet adresimizden yayınlayacağız sevgili arkadaşlar. Fakat internet adresimizden eğer göremezseniz merak etmeyin, pazartesi günü yine programımızda bu saatlerde açıklamış olacağız kazananları. Bir kez daha telefonumuz geliyor. Yarışma zamanı diyelim öyleyse, sıradaki yarışmacımızla tanışalım. Ne duruyoruz? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Eyüp Talha? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkürler. Programımıza nereden katılıyorsun? Gaziantep. Gaziantep'in nesi meşhur? Eyüp Talha. Fıstığı. Fıstığı, Antep fıstığı. Başka? O Antep fıstığıyla neler yapılıyor? Baklava. Baklavası. Bir de saymakla bitmez yemekleri var değil mi? Evet. Mesela ben küşlemeyi hatırlıyorum hemen ilk olarak. Bunun gibi saymakla bitmeyen çok güzel yemekleri var. Peki, bizim programımızda da birçok yarışmamız var. Acaba sen onlardan hangisini seviyorsun? TRT Çocuk Kahramanları. TRT Çocuk Kahramanları oyunumuzu bakalım. Seninle oynayacak mıyız? Eyüp Talha, beni duyabiliyor musun? Evet. Sevgili arkadaşlar, şu anda telefon bağlantımızla ilgili küçük bir sorun var. Eyüp Talha'ya tekrar ulaşacağız. Mutlaka arkadaşımızla yarışacağız ama ben o sırada istiyorum ki Twitter ve Facebook adreslerimiz vardı ya. Hadi gelin. Fırsattan istifade adreslerimizi tekrarlayalım. www.trtcocuk.net.tr her zaman tekrar ettiğimiz internet adresimiz. Ayrıca bizi Twitter ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. twitter.com/rüzgargulu_trt, facebook.com/rüzgargulu_trt bizi takip edebileceğiniz iletişim bilgilerimiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kez daha alo diyeceğiz sanırım. Eyüp Talha'yla mı yarışıyoruz? Evet, Eyüp Talha'ya şu anda ulaşamıyoruz arkadaşlar. Öyleyse sıradaki yarışmacımız için alo diyelim. Tekrar merhaba. Alo. Alo. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Hoş geldin Lorin. Ne güzel bir adın var. Anlamı ne acaba? Ninni. Efendim? Ninni. Ninni. Doğru mu anladım?
Çok güzel de bir anlamı var adının. Lorin, nereden katılıyorsun programımıza? Muş Merkez'den. Muş Merkez'e öyleyse sevgilerimizi gönderelim öncelikle. Yanında kimler var? Kimlerle izliyorsun bizi? Annem ve babam. Annem ve babanla yarışacaksınız. Az sonra acaba hangi oyunumuzu oynayacağız? İşte sıradaki yarışmamız. Nerede Türkiye oyunumuzu oynayacağız? Bu oyunu da ben çok seviyorum. Hazır mısın? Lorin? Hazırım. Nerede Türkiye oyunumuz için öyleyse 90 saniyelik süremiz başlasın. İşte ilk sorumuz. Dupnisa Mağarası, Kırklareli mi, Antalya mı? Antalya. Antalya olabilir mi? Kırklareli olacakmış. İnsuyu Mağarası, Burdur mu, Sivas mı? İnsuyu Mağarası, Burdur mu, Sivas mı? Burdur. Burdur mu acaba? Doğru cevap. Demir Kazık Dağı, Osmaniye Minide mi? Osmaniye. Doğru mu acaba? Görelim. Niğde olacakmış. Harran Evleri Malatya mı, Şanlıurfa mı? Malatya mı? Şanlıurfa. Şanlıurfa olabilir mi? Evet, cevabımız doğru. Kaz Dağları Milli Parkı, Gaziantep mi, Balıkesir mi? Balıkesir. Balıkesir olabilir mi? Doğru cevap. Cenderek Köprüsü, Adıyaman mı, Antalya mı? Adıyaman. Adıyaman doğru mu? Doğru cevap. 4 doğrumuz oldu. Cehennem Ağzı Mağaraları, Konya mı, Zonguldak mı? Hangisi olabilir? Zonguldak. Zonguldak mı acaba? Cevabımız doğru. Kemer Hisar Su Kemerleri... Nerede, Niğde'de mi? Diğer seçeneği göremedik. Nerede diye soracaktık. 90 saniyelik süremizin sonuna geldik. 90 saniye gerçekten çok hızlı akıp geçiyor. Ama senin gibi programımızda yarışan arkadaşlarımız bu 90 saniyeye çok fazla doğru cevap sığdırabiliyorlar. 5 doğru güzel bir sonuç. Tebrik ediyoruz ve hediyeni öğreniyoruz Lorin. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşça kal. Zıpzıp'ın kendi elleriyle seçtiği o güzel bin parçalık puzzle'lardan bir tanesini daha gönderdik. Şimdi Zıpzıp geliyor. Çıngırağımızın sesini de duyduğumuza göre yine ben okuyacağım, o eğlenecek. Gülmeyeceksin değil mi? Söz vermeyeyim diyorsun ama hadi tamam gül, tamam gül. Runu çok. Çok gülme bari. Nalo ısıray. Yani yarası olan. Ha tamam. Çok kullandı. Zıpzıp. Ya bir de arkanı dönüp gülüyorsun. Yapma lütfen. Çok komik olduğumu biliyorum. Tamam. Atasözümüzü tersten yazılmış haliyle az önce gördük. İnternet adresimiz tek. Tamam. Güzel okudum. Tebrik ediyoruz. Peki. www.trtcocuk.net.tr kendisine, bana çok gülen Zıpzıp'a doğru cevaplarınızı gönderebileceğiniz internet adresimiz. Teşekkürler Zıpzıp. Şimdi bir kez daha yarışma zamanı diyelim. Zıpzıp yerini alırken. İşte telefonumuz geldi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kadir Sarıçam. Kadir programımıza nereden katılıyor acaba? Balıkesir. Balıkesir'e sevgiler. Yanımda kimler var Kadir? Kimlerle izliyorsun bizi? Annem ve kardeşim de. İki kardeş misiniz? Evet. Anlaşabiliyor musun kardeşinle? Bazen. Bazen küçük problemler olabiliyor değil mi? Evet. Peki bu küçük problemleri nasıl çözüyoruz? Konuşarak. Konuşarak. Çok önemli. En çok hangi oyunumuzu beğeniyorsun? Terette Çocuk Kahramanları. Bu cevabı sıkça duyuyoruz programımızda. Bakalım sıradaki oyunumuz ne? TRT Çocuk Kahramanları oyunumuzu bu kez oynayacak mıyız? İşte sorumuzun cevabı. Kitap okumayı seviyor musun?
Evet. Kitap kurdu oyunumuzu seninle oynayacağız şimdi. Tahmin etmeye çalışalım. Çok bilemediğimiz yazarlar olursa arada. Olur mu? Böylece evet. Soruları daha hızlı geçmiş oluruz. İşte 90 saniyelik süremiz bir kez daha başlıyor. Kitap kurdu oyunumuz için ilk soru... Mavi Orman, Güngör Dinmen mi, İsmet Bertan mı? Yazarını arıyoruz. Güngör Dinmen mi, İsmet Bertan mı? İsmet Bertan. Güngör Dinmen olacakmış. Ejderha ile Kelebekler, Italo Calvino mu, Nihal Başar mı? İtalya Calvino. Fadiş, Bediş, Ediş. Muzaffer İzgü mü, Cahit Uçuk mu? Cahit Uçuk. Doğru cevap. Tom Sawyer, Rick Riordan mı, Mark Twain mi? Rick Riordan. Çizmeli Kedi, Samet Behrengi mi, Grimm Kardeşler mi? Son 40 saniye. Grimm Kardeşler. Grimm Kardeşler doğru mu? 3 doğrumuz oldu. Deniz Masalı, Can Göknil mi, Muzaffer İzgü mü? Can Göknil olacakmış. Küçük Prens, San Exupéry mi, Fatih Erdoğan mı? San Exupéry. Exupéry doğru cevap mı? Evet. Aritmatik iyi, Kuşlar peki. Roald Dahl mı, Cemal Süreyya mı? Roald Dahl. Son 10 saniye Cemal Süreyya olacakmış. İlk aşk Nilay Yılmaz mı, Nuri Çözümü, çabuk. Nuri Çözümü. Aşık olacakmış maalesef sorumuzun cevabı. Böylece kitap kurdu oyunumuzda 4 doğruyla yarışmamızı tamamlamış olduk. İşte hediyen, lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşça kal. Az önce kitap kurdu oyunumuzu oynadık. Zıp Zıp'ın da bizim için hazırladığı bir kitap sorusu var şimdi. İşte kendisi de geldi. İyi kanguru lafın üstüne gelirmiş. Peki Zıp Zıp, kitabımız ardından geliyor. Ainem, çok yakından bildiğimiz bir kitap bu. Parmak Kız. Çocukken hepimiz okuduk. Evet, Parmak Kız. Yazarını soruyoruz sevgili arkadaşlar. Parmak Kız adlı kitabın yazarı acaba... kim olabilir diye soruyoruz. İnternet adresimiz ekranımızın şu anda altında. Daha önce not edemediyseniz doğru cevaplarınızı bu adresten programımıza rahatlıkla ulaştırabilirsiniz. Teşekkürler Zıp Zıp. Biz kaldığımız yerden yarışmalarımıza devam edelim. İşte telefonumuz geliyor. Yarışma zamanı diyeceğiz ama hangi arkadaşımızla hangi oyunu oynayacağız? Alo. Merhaba. Ali Bilal. Ali Bilal. Evet, Ali Bilal'le değil, Sümeyye ile yarışacağız. Peki Sümeyye, hoş geldin. Nasılsın Sümeyye? Biz de çok iyiyiz. Acaba bağlantıyla ilgili bir sorunumuz mu var, telefonla ilgili? Sümeyye, sen beni rahat duyabiliyor musun? Evet. Tamam, ben de seni biraz daha rahat duyuyorum şimdi. Nereden katılıyorsun programımıza? Sivas Merkez. Sivas Merkez'den. Yanında kimler var, kimlerle izliyorsun bizi? Annem, baba. Tamam, ne kadar güzel. Ailecek izliyorsunuz ve birazdan ailecek yarışacaksınız. Acaba hangi oyunumuzu oynayacağız? İşte sıradaki yarışmamız. Benim en sevdiğim oyunlardan biri. Ailemizle birlikte oynayabileceğimiz belki de en güzel oyun. Atasözleri oyunumuzu oynayacağız. Süremiz değişmiyor, 90 saniye. Hazır mısın? Hazırım. Öyleyse 90 saniyelik süremiz başlasın. İlk atasözümüzü görelim. Çıngıraklı nokta nokta kaybolmaz. Çıngıraklı nokta nokta kaybolmaz. Yılan. Yılan mı? Koyun olacakmış. Çamura taş atma nokta nokta sıçrar. Çamura taş atma, nokta nokta sıçrar. Üstüne bakalım. Evet doğru cevap. Nokta nokta yavrusu şahin görünür. Nokta nokta yavrusu.
Kime Şahin görünür? Kartal. Kartal mı? Evet. Kuzgun olacaktı, kuzgunu olacaktı. Et tırnaktan nokta nokta. Ayrılmaz. Çok hızlı ve doğru bir cevap. Sürüden ayrılanı kurt. Yer. Kapar. Kapar, doğru. Dağın başına kış gelir, insanın nokta nokta iş gelir. Evet, başına iş gelir, doğru. Ağacı kurt nokta nokta dert yıkar. Ağacı kurt nokta nokta dert yıkar. İyidir. İnsanı... Anlayana sivrisinek saz, anlamayana nokta nokta az. Var mı cevabımız? Bu arada süremizin de sonuna geldik. 90 saniyelik süremiz yine çok hızlı bir şekilde akıp geçti. Yarışmamızın sonunda 5 doğrumuz var Sümeyye. Tebrik ediyoruz ve hediyeni öğreniyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşça kal. İşte bir kez daha zıp zıp geliyor arkadaşlar elinde çıngırayla. Bu da soru sesi anlamına geliyor. Tersten yazılmış bir atasözümüz var. Zıp zıp çok mutlusun bugün. Peki atasözümüzü okuyalım. Rıt çat hum. Doğru okudun değil mi? Rıt çat hum. Uşmok. Komşu. Nunuşmok. Enülük. Külüne. Tamam bulduk. Biraz... Zor gibi duruyor, zor gibi okunuyor ama çok bildiğimiz, yakından bildiğimiz bir atasözü. Değil mi? İnternet adresimizi de hatırladık. Teşekkür ediyoruz Zıp Zıp'a. Öyleyse bir kez daha yarışma zamanı diyoruz. İşte telefonumuz geliyor. Geliyor. İşte geldi. Alo diyelim öyleyse. Merhaba. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkürler. Kimle yarışacağız? Ali Bilal Dündar. Ali, programımıza nereden katılıyorsun? İstanbul. Az önce seninle yarışamamıştık değil mi? Telefonla küçük bir sorumuz olmuştu Ali Bilal. Şimdi yarışacağız seninle. Sormuş muydum yanında kimler var, kimlerle izliyorsun bizi diye? Annem, babam, kardeşlerimle. Kardeşlerinle. Peki, en çok hangi oyunumuzu beğeniyorsun? TRT Çocuk Kahramanları. TRT Çocuk Kahramanları oyunumuzu. Bakalım sırada hangi yarışmamız var. Hadi birlikte öğrenelim. Evet, bugün bütün arkadaşlarımız neredeyse bu oyunu çok sevdiklerini söylemişlerdi. Ama işte seninle oynayacağız. Sen de bu oyunu çok sevdiğini söyledin az önce. Hazır mısın? Ali Bilal. Evet, hazırım. Öyleyse 90 saniyelik süremiz başlasın TRT Çocuk Kahramanları oyunumuz için. İşte ilk soru. Canım kardeşim, Dimne mi Mete mi? Mete. Mete olabilir mi? Doğru cevap, güzel başladık. Anka, miskin mi Kerim mi? Miskin. Miskin doğru mu? Kerim olacakmış. Serçe kuş, göbüş mü safir mi? Safir mi acaba? Göbüş olacakmış. Devam edelim. Maysa ve Bulut. Bebi mi Çınar mı? Bebi mi Çınar mı? Çınar. Çınar olabilir mi? Doğru cevap. İzemler diyarına yolculuk. Talu mu cızbız mı? Kayı. Talu mu? Bakalım. Cızbız olacakmış. Rafadan Tayfa, Rüstem abi mi Pelin mi? Rüstem abi. Bildiğimiz soruydu, tamam. Alim dedenin bilim evi, Alim dede mi panter mi? Alim dede. Doğru cevap, son 30 saniye. Keloğlan masalları, Tepegöz mü huysuz mu? Huysuz. Doğru cevap. Yarışçı, İlyas mı akrep mi? Akrep. Doğru cevap. Anka, Ayşe mi babişko mu? Ayşe mi? Alabilir miyim? Ayşe. Tamam, geçtik. Mutlu Oyuncak Dükkanı Rüya mı Cici mi? Cici. Rüya mı?
Cici. Cici dedin. Cici doğru. Evet, benden de çok iyi biliyorsunuz. Böyle hızlı sorulunca bazen tereddüt ediyoruz değil mi? Acaba hangisini söylesem, hangi cevabı versem diye bildiğimiz cevapları bile, bildiklerimizi bile unutabiliyoruz. Çok başarılıydın. Toplamda kaç doğrumuz var, gördün mü? Evet, gördüm. 8 doğrumuz var. 8 doğru acaba TRT Çocuk Kahramanları oyununda ne anlama geliyor? İşte programımızdan kazandığın hediye. Hoşça kal. Evet, programımızın sonunda bir sorumuz daha var tabii ki. Bu arada gördün değil mi Zıp Zıp? Az önce arkadaşımıza sadece puzzle değil, başka hediyelerimiz de vardı. Onlardan biri de kamp çadırıydı. Arkadaşımıza gönderdik. Şimdi bir kitap sorumuz daha var. Haftanın ve günün son kitabı. Ben çıngırağı sana vereyim mi? Bu arada kitabı alıp göstermek istiyorum arkadaşlarımıza. Yurdumu Özledim adlı kitap. Günün son kitabı, son kitap sorusu. Bu kitabın yazarını soruyor Zıp Zıp. Doğru cevabınızı biliyorsanız sevgili arkadaşlar, internet adresimiz www.trtcocuk.net.tr. Ayrıca programımıza yarışan bütün arkadaşlarımız için bir hediyemiz daha var. Zıp Zıp, sen unuttun, bak bugün benim aklıma geldi. O da ne? Tabii ki TRT Çocuk Dergisi'nin bu ayki sayısı. Biz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. 2 günlük bir tatilin ardından pazartesi günü yine aynı saatte TRT Çocuk ekranında sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşene dek ve tekrar yarışana dek şimdilik hoşça kalın.